Artan hayat pahalılığıyla birlikte idare devri artık okul kantinlerinde değişecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılmasına az bir zaman kaldı. Yeni dönem için okullarda hazırlıklar yapılırken kantinciler de yeni döneme hazırlanıyor. Ancak artan fiyatlar bu yıl okul kantinlerini de etkiledi. Öyle ki Sakarya'da 40 bin lira kantin kirası ödeyenler var. Kitap, kırtasiye, büfe, gazete bayileri, tekel maddeleri satıcıları, kantinciler, esnaf odası Başkanı Erdal Koç kantinlerle ilgili konuştu. Fiyatlardan dert yanan Koç, bu yıl kantin kiralarının artması halinde bu durumun öğrencilere yansıyacağını belirtti. Bizim için öncelikli olarak kantin kiralarındaki bu dönem TÜFE oranında mı zam olacak? Yoksa devletimizin geçen dönem yaptığı gibi Türkiye genelinde %25 mi zam olacak? Yani devlet büyüklerimiz %25 oranında zam olursa geçen sene 12 Eylül 2022 ile 12 Eylül 2023 arası %25 standart zam yapıldı. Bu önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 2023-2024 eğitim öğretim yılında da kira artışlarında %25 zam olursa bu tabii ki öğrencilerimize yansıyacak. Bizim Sakarya'mızda 40 bin lira okul kirası olan yerler var. 35 bin lira okul kirası olan yerler var. Bu okullarımız 22 iş günü çalışarak bu kiraları ödemek zorunda. Şöyle sıkıntılar da var. Ramazan ayı artık sezonumuzun ortasına geldi. Kantincilerimiz Ramazan aylarında hiç iş yapamıyorlar. İmam Hatip kantinlerimiz hiç açmıyorlar. Geçtiğimiz hafta komisyonun toplandığını söyleyen Koç, kantin fiyatlarını belirlediklerini ifade etti. Komisyondan çıkan kararı beklediklerini söyledi. Geçen hafta komisyonumuzu topladık. Önümüzdeki yıl toz fiyatlarını, su fiyatlarını, ayran fiyatlarımızı belirledik. Bunu biz bir üst kurulumuz var, bizim birlik yönetimimiz var. Birlik yönetimimize sunduk. İnşallah en yakın zamanda çıkar, şehrimize hayırlı olur inşallah.